Küçükbaş Hayvancılık'ta kaliteli damızlığın adresi İrem Agro Hayvancılık, Erol Arslan'la Küçükbaş Sağlığını sunar. Merhabalar değerli Köy TV izleyenleri, Köy TV ekranlarından herkese iyi akşamlar efendim. Bu akşam da veteriner hekim Erol Aslan'la Küçükbaş Sağlığı programımızın yeni bölümüyle sizlerle beraberiz. Efendim bu akşam neler konuşacağız? Bu akşam koyunlarda, gebe koyunlarımızda artık son dönemlerdeki yapmamız gereken uygulamaları doğum zamanında ve doğum sonrasında kuzularımızda ilk yapmamız gereken müdahaleler üzerine bir muhabbetle sizlerle olacağız. Tabii bu muhabbetimiz içerisinde sizlerden ricam kafanıza takılan soruları veyahut da bununla ilgili şunlar yaşadım, hocam bununla ilgili bize yardımcı olabilir misiniz diye düşündüğünüz soruları veteriner hekim Erol Aslan hocam burada. Sizler bize aşağıdaki iletişim bilgilerinden adınız, soyadınız ve efendim yazdığınız şehri bizlere ileterekten sorularınızı sorduğunuzda ben de hocama aktarmış olacağım. Hocama da merhaba demeden önce biraz gündemden her zamanki gibi programımızın açılışında bahsetmek istiyorum. Efendim geçtiğimiz gün Biga Tarım Fuarı'ndaydım. Çanakkale Biga'dan ve oradan Burhaniye tarafına geçtim. Siz değerli izleyenlerimize de selamlar getirdik oralardan da. Biraz durgundu, sakindi ama pandeminin getirdiği bir etki olsa gerek. Çünkü tarımın durması imkansız efendim. Ama değerlendirmelerimize baktığımızda gözle görülür bir katılımda da bir aşağı durumluk vardı. Onun haricinde de ülkemizde hepimizin ciğerleri yandı, içi acıdı. Hatay'da yaşanan bu yangın ve afat değil bu. Bile bile yapılan ve benim nazariyatımda vatan hainliği olarak görebileceğimiz bir durum. Ve orada yaşayan bütün vatandaşlarımıza, Hatay'da etkilenen başta vatandaşlarımıza ve doğa anaya, tabiat anaya geçmiş olsun dileklerimizi Köy TV ailesi olarak iletiyoruz efendim. Ve bir feryat daha kopuyor. Ülkemiz sütçüleri kan ağlıyor. Onların da buradan sesi olmamız gerekliliği var. Bizlere bu konuda birçok mesajlar geliyor. Lütfen yansıtın diye. Efendim buradan yetkililerimize de iletmiş olalım. Bir feryat var Anadolu'da. Ülkemiz sütçüsü feryat içerisinde. Lütfen buna bir kulak verelim. Ve son olarak da meslek camiamız içerisinde TÜMOP Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubemizin geçmiş dönemlerde şube başkanlığı yapmış çok sevdiğimiz değerli abimiz Çetin Selçuk'un Hakk'a yürüdüğünü öğrendik efendim. Başta eşi Rengi Gül yenge hanıma ve ailesine camiamıza başsağlığı diliyoruz Köy TV ailesi olarak. Taziye dileklerimizi iletiyoruz efendim. Hocama da merhaba diyerek kısa bir gündem sonrasında programımızı başlatmış olalım. Hocam merhabalar, hoş merhaba, geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Valla yoğun bir gündem vardı. İç açıcı bir gündem sunmadınız açıkçası evet. Bize. Ve ben dinledikçe böyle üzüntü kapladı ve açık söyleyeyim size biraz modumu düşürüyor. Çünkü gerçekten sıkıntılı. Hatta ben size bir şey daha söyleyeyim. Bizim burada Marmara bölgesinde İstanbul ve Gemlik özellikle çok ciddi bir afet oldu, dolu yağdı ve buradaki özellikle fidancılar, zeytinciler, meyveciler, çiftçilerimiz çok büyük bir zararlar gördüler. Allah yardımcıları olsun. Evet. Yani bu bizimle ilgili bir şey, keşke biz bir şeyler yapabilsek ama bazı şeyler insanoğlunu, insan evladını çok fazla aşabiliyor. Bu hatırlatma için ben hocam teşekkür ediyorum. Acıları sıraladık. Acıları yani yaşadığımız acı hadiseleri sıraladık. Geçtiğimiz günlerde efendim Marmara bölgesinde evet. Etkili olan yağış özellikle Bursa'mızda Mudanya, Gemlik ve Nilüfer köylerinde bir yıllık emeğin sonucunda zeytin hasadına başlayan çiftçilerimizi çok kötü bir şekilde etkiledi. Başlayamadılar. Yani ciddi bir rahmet bekleniyordu hasat öncesi ama gelen rahmet gökten taş yağarcasına olunca bunların da aslında sebeplerini irdelemek lazım. Bizim de insanoğlu olarak çok katkımız da var bu işlerde. Zaten küresel ısınma iklimin dengelerini de bozuyor.
bu yangınlar söyle ettiğimiz Hatay. Az önce söylediğiniz Hatay'daki yangınlar küresel ısınmayı tetikliyor bir. Var olan yeşil ağaçları yok edince zaten iklim bozuluyor. Yani biz kendi kıyametimizi kendimiz hazırlıyoruz gibime geliyor. Allah hayırlısı versin diyelim kesinlikle hepimize. Kesinlikle. Bizler de Köy TV ailesi olarak buradan etkilenen zararla karşılaşan tüm çiftçilerimize, üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Burhaniye'de de Ayvalık tarafındaydım sabah. Dualarla zeytin hasadına başlayan, diğer ürünlerimizin hasadına başlayan tüm çiftçilerimize de Allah bereket katsın diyoruz. Hocam şimdi konumuza gelelim. Bizim konumuz... Bir şey daha söylememe izin verirseniz. Buyursunlar. Bu sütçü üreticileriyle alakalıdan bahsettiniz. Hı hı. Ben şu anda sizinle beraber Küçükbaş üzerine yoğun bir çalışma yapıyoruz. Evet. Vatandaşın bu kadar sıkıntıların içinde biraz nasıl sıyrılıp kazançlı olabilmesi düşüncesiyle yaptığımız bazı hareketler bunlar, hı hı, sizinle. Yalnız Büyükbaş süt üreticileri son 2 sene 3 sene içinde çok çok zor duruma düştüler. Ve benim özellikle Bursa'da takip ettiğim Büyükbaş işletmelerin hemen hemen birçoğu kapandı. Süt para etmediğinden, yem maliyetlerinin çok yüksek olmasından belli bir zaman sonra, şimdi süt fazlalığı var deniyor. Niye göre süt fazlalığı var? Bu hayvanlar zaten kesildikçe, damızlık bir hayvan yetişebilmesi için en az 3 sene ihtiyaç var. Hayvanı tohumluyorsunuz. 9 ay hamileliği var. Bakın ne kadar bekliyor yetiştirici. 9 ay hamilelikten sonra dişi hayvan doğarsa %50-%50, hı hı, o dişi düveyi 15 ile 18 ay arası bekletip büyütüyorlar. Ondan sonra onu tohumluyorlar. O da 9 ay bekledikten sonra doğuruyor. Yani neredeyse 36 ay geçiyor. 36 ay ne yapar? Tam 3 yıl. 3 yıl sonra inşallah bir terslik çıkmazsa, bu kadar masraf, efor ve arbede yaşandıktan sonra bu hayvan zor doğumda geçirmiş olabilir. Küçüklüğünden ishallerle, nelerle uğraşıyor yetiştirici. İshal, hastalık, öksürük, tıksırık vesaire, bu hayvan büyüyecek. Sonra onu tohumlayacak, sonra onu doğurtacak. Ve ondan sonra inşallah ondan süt alacak ve bugüne kadar o 3 sene içinde yaptığı masrafların inşallah azar azar telafi etmeye çalışacak. Çok 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 zor ve burada benim düşüncem bunu zararlık kısmı, neresinde zarar varsa devletimiz olup olmayacak farklı yerlere yapacağı yatırımda yetiştiricilere, çiftçiye, gerçekten üreten kitleye mutlaka destek vermek zorunda. Kesinlikle. Ben hep verdiğim bir örnek vardı. Japonya'da bu kadar dağ, tepelik birkaç ada, kaç tane, 20 tane, 22 tane ada var. Tam, hı hı, yanlış bir bilgim, coğrafik bilgim burada eksik olabilir. Fakat bizim gibi uçsuz bucaksız tarla ve arazileri yok. Nerede ne bulurlarsa orada hemen çeltik mi yapıyorlar? Hemen pirinç üretimini yapıyorlar. Orada bakılmış ki pirinç üretimini, çeltik üretiminin maliyeti kendi satış maliyetinden 2 kat. Ama farkını devlet o elektronikten sağdan soldan kazandığı paralarla devlet bunları suspanse ediyor. Siz yeter ki üretin diyor. Üretin çünkü belli bir zaman sonra, şimdi olduğu gibi bir pandemi yaşanırsa ya da bir savaş, küresel bir savaş yaşanırsa, biz o arabaları, biz o elektronik cihazları yiyemeyeceğiz. Biz yiyeceğimiz şey bu pirinçtir diyor. Bizim için de aynı şey. Biz paramız var, satın alalım. Almayalım arkadaşım, üretelim. Biz burada sizinle yaptığımız bir emek var, bir çağrı var zaten yetiştiricilere. Burada ne yapıyoruz biz? 25-30 milyonluk bir küçük baş sayısını, hı hı, biz nasıl 80-100 bin lira, 100 milyonlara kadar ulaştırabiliriz? Vatandaş doğru bir şekilde yetiştirsin. Hem yetiştirici para kazansın, hem de tüketici uygun fiyattan et tüketebilsin. Bizim paramız var diye sürekli dışarıdan hayvan almayalım, et almayalım. Bu bizim, bana göre ülke olarak utancımız, benim düşüncemi, şahsi düşüncemi söyleyeyim. Şimdi bunları çoğaltacağız derken, ben geçen programımızda, canlı programımızda biz hayvanlar hamile kaldıktan sonra
nasıl besleyeceğimizi, nasıl bakacağımızı, nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattık. Daha sonraki veterimizdeki bir sonraki haftada sağ olsun evet, Mustafa Hocam bize şeyde çiftlikte bazı bilgileri verdi. Benim söylediklerimi bir nevi perçinleştirdi. Bu şekilde biz devam edelim diye düşünüyorum. Şu anda mesela koyunları biz doğuma hazırlayacağız ve koyunlarımızı doğurtmaya başlayacağız. Ve doğurttuğumuz zaman ilk müdahale nedir? Kuzulara ne yapmamız gerektiğini konuşacağız. Şu aşamada önümüzdeki haftada Allah kısmet ederse bir çekim daha yapacağız. Pegamerinos çiftliğinde. Yine Mustafa hocamı orada konuk edeceğim. Beraber konuk edeceğiz inşallah. Ve orada da şu anda çok yoğun bir doğum süreci yaşanıyor. Yaklaşık olarak bir 300-330 tane hayvanım var. Bunlar yaklaşık olarak bir ay içinde 330 tanesi hepsi doğuracak. Nelere dikkat ediliyor? Nasıl bir sistem kuruluyor? Nasıl bir yaklaşım olacak kuzulara? Orada görsel bir şekilde bol bol detay çekerek Mustafa Hoca'nın da fikirlerini anlatarak kendisi bize bunları anlatacak. Ben de burada şimdi ön teoretik bilgilerini anlatıp daha sonra pratikle perçinleştireceğiz. Vatandaşın için şey için görsel bir hafıza daha güzel bir şekilde oluşacak diye düşünüyorum. Eğitimin en güzeli hem teori hem pratiğin olduğu diyerekten bizlere değerli izleyenler, canlı yayınlar haricinde hocam sağ olsun çiftliğe gidiyoruz. Mustafa Hocam da bizlerle birlikte eşlik ediyor. Sahadan da bu akşamki yani bu haftaki programımızın bir de sahadan uygulamalarıyla sizlerle oluyoruz. O tür veteriler ileriki aşamalarda sadece Pegamerinos'ta değil de benim mesela danışmanlık yaptığım başka işletmeler de var. Onlarda da oturttuğumuz bazı sistemler var. O sistemlerin neticesini de orada ben sizi davet edeceğim. Orada da bazı çekimler yapacağız. Zannetmesin ki insanlar sadece ya Pega'da çok modern onlar, onların parası var, onların imkanı. Bu iş imkanla, parayla alakalı bir şey değil. Sistemi oturmasıyla alakalı. Şimdi ben başka işletmelerde de buna benzer yaklaşımları çok daha basit, çok daha ele tutulur bazı sistemler göstereceğiz onları. Ama ondan sonraki aşamalarda. Evet. Şimdi biz yavaş yavaş konularımıza başlayalım. Evet. Biz öncelikle ısrarla ne yaptık? Biz önce koçlarımızı toplu bir şekilde sürüye kattık. Eğer ki toplu bir şekilde yani o 35 gün ya da 40 gün içinde biz o koçları çiftleşmek için koyunların arasına katıp da sonra çıkarmazsak ve koç sürekli çiftleşir. Mesela ben bu konuları tekrar tekrar anlatmak istemiyorum. Ama sadece çiftleşme süreci, koyunları biz ayarladıktan sonra, onlara flashing'ini yaptıktan sonra en fazla 35 gün ile 40 gün arası. Koçlama süremiz bu olacak. Ondan sonra koçları çıkardık. Bir ay sonra onlara gebelik muayenesi yaptık. Birçok yerde zaten artık meslektaşlar gebelik muayenesini ultrasonla yapabiliyor. Ondan sonra hamilelerle boşları ayırdık. Burada kısa keseceğim. Çünkü bunları kendimizi tekrar etmemiş olalım. Bunları ayırdıktan sonra annelerimizi doğru bir şekilde besledik. Ne zamana kadar? Hamilenin son bir ayına kadar. Son bir aya son geldik. Bir ayında biz geldik ve doğru bir son bir ayda özel bir beslemeye tabi tuttuk onları. Ne yaptık bu özel beslemede? Mümkün olduğu kadar hacimsiz gıdalar. Bir önceki haftanın kısa bir özetini söyleyerek bunun üzerine şu anda konuştuklarımı anlatırsam daha sağlam bir yapı olur. Sağlıklı olur. Biz ne dedik? Özellikle ikiz varsa hayvanda 4'er buçuk kilodan 9 kilo. Bunlar 18 kilosu. Bir de 9 kiloda doğum suları 18 kilo. 18 kiloluk bir su damacanasının içine koyunca bakalım işkembeye ne kadar yer kalacak dedik. Yani kur maddesi yüksek, hacimi düşük olan gıdalarla besledik son bir ayında. Bunun için ekstradan bazı vitamin ve mineraller kattık. Çünkü 9 kilo kuzu dedik ya, bunun 5 kilosu zaten kemik. Tek doğurursa 5 kiloluk doğurduğunda 3 kilosu kemik. Bu kemiği bir şekilde yapması gerekiyor. Çünkü annenin sağlığı tehlikeye giriyor.
Şimdi biz burada sürüyü dağıtmadık. Toplu bir şekilde ileri gebe hayvanları doğru bir şekilde besledik. Burada en son aşıyı arkadaşlar, sürekli hamilelik protokollerinden bahsediyorum. En son aşımız da E. coli içeren aşı. Bu E. coli içeren aşı, bunun sade olanı da var. Çelerme ile birlikte karışık olan E. coli aşımız da var. Bunu mutlaka doğumuna bir ay kala mümkün olduğu kadar yapılmış olması gerekiyor. Sebebi şu, aşıyı yaptığınızda o koruyucu askerler, bağışıklık yapan askerler son 20 gün yapıldıktan sonra 20 gün sonra oluşmaya başlıyor. Vücut kendi kendine o koruyucu bağışıklık unsurları E. coli'ye karşı oluşturur ve bunu ağız sütünün içine dahil eder diğerleriyle birlikte. Ama son E. coli aşısı bizim için çok çok önemlidir. Onu yaptık. Bakın buraya da daha hızlı geçiyorum. Ben vatandaşı fazla sıkmamak adına. Burada doğuma girecek ileri zaman hayvanlar mümkün olduğu kadar hayvanı stressiz bir ortamda bakmamız gerekiyor. Fazla yormamamız gerekiyor. Fazla mümkün olduğu kadar artık iyice ağırlaştı, yelin kopardı dedikleri hayvanlar artık iyice ağırlaştıkça benim tavsiyem meralara çıkarmayın. Benim tavsiyem hacimli gıdalarla beslemeyin. Gerekirse gıdaları 3'e 4'e 5'e bölüp de versinler. Benim yani bir kere de çok fazla, zaten çok obursa hayvanlar çok fazla yer. Çok fazla yerse o basınçtan dolayı vajina çıkmaları çok fazla olabiliyor. Erken doğumlar sıkışıklıktan dolayı olabiliyor. Sık sık meraya çıkarırsanız ya da dışarıya çıkarırsanız dar kapılardan kesinlikle çıkarmamamız gerekiyor. Çünkü hayvanlar girerken çıkarken karınlarına kapının kirişine çarptırdığı zaman zaten yavru ya da yavrular ölebiliyor. Ve bununla ilgili çok sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Besleme konusunda özellikle etçil hayvanlarda 45-50 santimetrelik en az bir yemlik alanına ihtiyacımız var. O tür hayvanlarda mümkünse beslemeyi böyle rahat beslenebilecek yemliklere ihtiyaçları var. O yemlikleri doğru bir şekilde organize etmemiz gerekiyor. Yem yarışına girmeyecek hayvan. Girmemeleri lazım çünkü gaddar olabiliyor koyun. Nasıl gaddar olabiliyor? Ona yer kalmadığını hissettiği an başkasının üstüne arkadan şahlanıp ve ön ayaklarına alttaki hayvanın karnına vurmaya başlıyor. Çekil çekil, ben açım yiyeceğim. Açım, bana yer aç. Ve yıldırana kadar bazen çok direnen koyunlar olduğu zaman da illa da karnımı doyuracağım. Bu defa darbeyi kuzular alıyor. Ya ölüyor, bakıyorsunuz ya bunda bir şey yoktu, ne oldu? Acaba brusella mı? Yok kardeşim, çoğu zaman zaten hatalı organizasyon, hatalı management ve koyunlara olan yaklaşım. Şimdi özellikle doğuma bir ay kala olan hayvanlar sadece o E. coli aşının dışında başka bir uygulama kesinlikle yapmamalarını öneriyorum. Çünkü bu da hepsi bir şekilde koyun için bir stres faktörüdür. Yani burada bazıları sorarlar ama bazıları da sormadan yaparlar. Parazit kapı yuttursam olur mu? Parazit iğnesi zamanı geldi, yapsam olur mu? Bir aşı, devlet geldi, bir çiçek aşısı yapacak, veba aşısı yapsak olur mu? Banyo yapsak olur mu? Olmaz kardeşim. Strese sokmayacaksınız hayvanları. Ne kadar çok stres, o kadar erken doğum demek. O kadar günsüz doğum demek. O kadar kuzu ölümü demek. Bunların hepsi çok doğru bir yaklaşımla yapılacak. Özellikle beni en çok üzen, biraz da sinir eden uygulamalardan bir tanesi gebe hayvanların içinde koçun olması. Yani şimdi yavru attı benim hayvanım, neden? Bir koçum var, boynuzları da var. İçinde. Şimdi nasıl koç katımı nasıl yapıyorsun? Biz bir katıyoruz koçu, ilk doğumlar başlayana kadar koç sürekli sürünün içinde. O koçla ilgili kısmı hocam, bir reklama gidelim, ondan tamam. Sonrasında irdeleyelim. Bir reklam diyoruz, sonrasında yine beraberiz değerli izleyenler.
küçükbaş hayvan üreticileri, küçükbaş sektörüne yatırım yapmak isteyenler, kaliteli, verimli sürü oluşturmak isteyenler. İrem Agro, kaliteli damızlık koyun ırklarıyla sizlerin hizmetinde. Özenle seçilen kaliteli, verimli damızlık hayvanlar için sizleri çiftliğimize bekliyoruz. İrem Agro Hayvancılık, kalite bir değerdir, mükemmelliğe götürür. Telefon 0532 063 50 81. Vallahi yandı yetiştirici. Çünkü şimdi zaten sürekli koç olması, doğru miktarda koçu kattığınız zaman zaten hamileleşme süreci 35 günü aşmıyor. Yani her 20 tane koyuna bir koç katarsanız o zaman sizin 17 günde bir dedik ya zaten 17 günde bir hayvan koça geliyor zaten. 34 gün içinde bu hayvan nasıl koça gelecek? Doğru miktarda koç kattığınız zaman 35 gün içinde o hayvanlar hamile kalacak zaten. Ama adam 200 tane koyunum var, aslanlar gibi 4 tane koçum var benim hocam diyor. Aslanlar gibi 4 tane koç hangi koyuna yetişecek? Hangisine yetişecek? Ve o gün mesela onun zaten hep söylüyorum 5 kuralı var. 5 taneden fazla aşım yapma şansı yok. Bunu böyle olduğu zaman bizi üzüyor. Çünkü doğumları o kadar uzamaya başlıyor ki. Mesela ilk doğum başladı tamam. Senin doğumları ne kadar sürüyor? Bitmiyor ki hocam. Bitmiyor. 5 ay boyunca o hayvanlar doğuracak. Koçu da içeride çıkarmıyor zaten. Bu ne oluyor? Kuzusuna bakıyor. Yaşıyorsa kuzusu tabii o esnada. Hı hı. Kuzusuna bakıyor. 40 gün sonra, 50 gün sonra, 1-2 ay sonra eğer sütü biterse koyunun, koç da nasıl olsa sürünün içinde, koç gene çalışıyor. Sürekli bir şekilde bir taraftan koç yaşıyor, bir taraftan doğum yapıyor ve öldürdükleri kuzuların haddi hesabı olmuyor. O da bizi çok üzüyor. Şimdi burada doğuma biz başlamamız gerekiyor. Koyunlarda doğumu genellikle ben şöyle bir genel bilgi vermek istiyorum. Doğumu genellikle kuzu başlatır. Çok sıkışmaya başladığı zaman çok artık işkembe de çok sıkıştırıyor. Alan yani. Daraldı. Alanı daraldı. Kendisi de büyüdü. Nasıl büyüdü? 4 aylık, 3,5-4 aylık kuzu 2-2,5 kiloysa 5 aylık kuzu 2 kat büyümüş oluyor. Hele 2 ise ikişerden tabii canım daha da sıkışır. Hele daha da fazlaysa daha da büyük sıkıntı. Şimdi burada artık kuzu hareket etmeye başlıyor ve anneye sinyaller gönderiyor. Tamam ben hazırım artık anne beni artık çıkar. Çıkar dediği zaman beyin de bazı hormonları harekete geçiriyor. Yavrunun hareketlenmeleri, hı hı. Ve bu hareketlenmeler de yavaş yavaş doğum yollarını açar ve doğum başlar. Şimdi şöyle bir çalışma var. Koyun bilerek 18 saate kadar doğumu geciktirebiliyor. Kendisi. Tamam doğum yaklaştı. Okey yavrum ben seni doğuracağım diyor. Doğuracağım seni diyor. Hı hı. Ama ortam hazır değilse, hayvan kendini hazır hissetmezse, mesela bazıları meraya çıkarırlar. Mera da doğurdu. Mera da doğurdu. O hayvan ta ölenden sonra akşamüstü doğuruyor. Normal hayvan hem yorgun, hem meraya çıkıyor, hem geziyor. Hem merada doğurması bana göre çok doğru bir olay değil. İleri gebeleri bulacağız ve onlar sakin bir ortam alacağız. Şimdi 18 saat doğum geciktirme yeteneği bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Koyun bize genellikle hep şunu söylerler. Hep gece doğuruyor hayvanlarımız, hı hı, falan diye. Biz burada doğru bir yaklaşım yaparsak koyunları gündüze de çevirebiliriz. Bu 18 saat geciktirmeyi kullanarak. Bunu nasıl yapıyoruz? Mesela vatandaş geliyor. Bakım zamanını ne zaman söylüyor? Akşam saatlerinde dedim. Bakım saati saat 5-6 oldu mu tam artık kararırken ortalık. Yemliyoruz. Hı hı. Hayvanları rahat bırakıyoruz. Ondan sonra biz evimize gidiyoruz. Yemeğimizi yiyoruz. Haberler varsa, Erol Aslan'da küçük baş sağlığı varsa onu seyrediyoruz mesela. Hı hı. Burada onları bir şekilde kendi ya da kahveye gider vesaire. Akşam olduktan sonra bakar, daha doğuran yok, ondan sonra yatar. Ama ileri gebe hayvanlar olduğu zaman vatandaş sık sık geceleri kalkmak zorunda kalıyor. Sık sık
Bir dama bakayım. Bir acaba doğum var mı? Hele doğumlar yoğunsa ve gebeleşmeler aynı zamanda hamile kaldıysa ve niye gece doğuruyor ki hayvan? Onu sorması gerekiyor yetiştirici. Evet. Çünkü akşam saat 5'te 6'da siz onu doyurduğunuz zaman işkembesi şişti. O işkembedeki gıdaları sindirene kadar en az 6-7 saat geçiyor. Yani onları alacak, geviş getirecek, mideden bağırsaklara sevk edecek. Böylelikle gece saat 2'den 3'ten sonra işkembe iyice ufaltmış oluyor. Yavrulara yer açmış oluyor doğum kanalıyla sıkışmadan. Ama işkembe çok şişmişse kuzuya yer yok ki. Kuzu çıkamayacak. Önce sindirim. Şimdi bunu hile olarak kullanabilir yetiştiriciler. Mesela yemleme, ileri gebek hayvanları. Tekrar söylüyorum. Doğumlarınız toplu ise bunları mümkün olduğu kadar arkadaşlar biraz daha geç saatlerde biraz yemlemeyi geç alın. Ne zaman? Saat 10 alın, 11 alın. Çıkın gidin kahveye gidecekseniz akşam gelmeden önce şöyle bir ufak bir yemleyin hayvanları. Hayvanları kaldırın, yemini yesin. Var mı doğuran? Yok. Yoksa ben de size yem vereyim. Ben de uyuyayım, siz de uyuyun. Sabah olduktan sonra sabah ola hayrola diyecek, kalkacak. Sabah kalktıktan sonra mesaiye başlar gibi doğumlarına başlayacak. Hayvanlar da doğuracak. Siz de rahat uykunuza çok yani %95'in üstündeki vakalarda genellikle böyle yaparsanız hayvanlar gündüz doğurmaya başlayabiliyor. Hocamdan püf noktalar değerli izleyenler. Yılların tecrübesiyle bunlar yani baktığımızda çünkü genellikle sık sık yaşıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda da benim inekler doğurmuştu. Biz de şimdi habire bir gözümüz damda bakıp duruyoruz. Doğurdu mu? Bu büyükbaş için de geçerli bir kuraldır. Püf noktayı dikkat ediyoruz. Büyükbaş için de geçerli bir kuraldır. Çünkü sürekli tam büyük işletmelerde bazen gece nöbetçileri olabiliyor. Gece bekçileri olabiliyor. Tabii. Onlar ilk müdahaleleri yapabilir ama aile işletmelerinde genellikle bu küçük bir taktik. Uzun zaman önce ben daha babam da zooteknisttir, sizin meslektaşınız. Ve büyük çiftliklerde işletme müdürlüğü yapmıştı. Daha bundan belki 40-50 sene önce onlar bu sistemleri uygulayabiliyordu. İki, Devam edelim. Mümkün olduğu kadar, şimdi çok meraklı olan yetiştiriciler var. Sakınan göze çöp batar misali sürekli hayvanın başında durur. Daha da ıkınacak, ıkınıyor galiba. Suluk mu patladı, patlayacak mı? Sürekli hayvanın başında. Hayvan doğurana kadar o doğuracak. Yanlış. Doğum başladığı zaman hayvan, ben ne dedim? Geciktirebiliyor zaten. Günü geldi, saati geldi. 14. saatte doğumu başladı. Ama siz başında sürekli dikildiğiniz zaman o hayvan tak diye kendini kasar. O da stres. Bu defa tabii canım hayvan strese girer. Sen ondan sonra ıkınır, acaba size bakar, kalkar gider öbür tarafa, orada dolaşır, tekrar kalır, yatar. Bu şekilde davrandığı zaman siz acaba doğuracak mı diye sürekli peşinden gittiğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bu defa kuzular sabırsızlanmaya başlıyor. Hadi diyor. Kuza hadi derken ya da kuzu ne oluyor biliyor musunuz? Kuzu hareket ederken başı dönüyor, bacak dönüyor. Ya ben biliyordum zaten. Burada bu zor oldu. Ben el attım, doğurttum. Aslında kuzuyu, hayvanı rahat bıraksanız Allah ona gereken gayret kuvveti veriyor. Gereken yardımı da veriyor. Nadirdir. Bakın ben binlerce hayvan doğurtuyoruz Pega'da. Ben size açık söyleyeyim. Güç doğum ve bunun gibi sıkıntılar %1'i aşmaz. %1'i. Oradaki eleman müdahalesi kolay kolay hemen gelip hadi el atalım, hadi muayene edelim, bunu biz doğurtalım. Bırakın, ıkınsın biraz. Ikındıkça doğum yolları açılıyor. Tabii. Yani bu doğum yolları zaten ıkınarak yavru çıkarken doğum yolları yavaş yavaş açar. O yüzden ben kesinlikle doğum esnasında mümkünse yavrulara müdahale etmeyin. Kendi haline bırakın. Onlar Allah onlara gereken dediğim gibi kolaylığını gösterecektir. Baktı suluklar patladı, yarım saatten fazla bir saattir
hayvan ıkınıyorsa o zaman bir terslik var. O zaman yardımcı olacaksınız. Siz yapamazsanız meslektaşları çağırırsınız. Onlar gelir destek verir. Çok fazla da oyalandığınız zaman da o zaman tabii ki yavru ya da yavrular içeride ölüm durumu söz konusu. O zaman daha büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Evet. Şimdi sizin kontrolünüzde hayvanlar doğurdu. Doğurur doğurmaz ilk yapacağınız müdahaleler neler olacak kuzulara? Şunu takip edin. Genellikle temiz bir ortamda doğurursa hayvan anne ilk müdahalesini yapıyor zaten. Tabii. Hemen gelir onu yalar, temizler, ağzını burnunu temizler, sırtını temizler ve yavrusunu yalar. Yalamanın çok ince bir esprisi var. Özellikle kışın çok çok önemlidir bu. Dili hayvanın ineklerde de bu şekildedir. Koyunlarda da. Çok tırtıklıdır. Evet. Yavrusunu yalamaya başladığı zaman deri altındaki damarları harekete geçirir. Böylelikle hayvan ısınmaya başlar. Kendi kan dolaşımı hızlanır ve kuzu kendi termoregülasyon dediğimiz kendi ısısını, şimdi kış geliyor. Kış geldiği için ıslak ıslak kaldığı zaman millet de hemen onu şeyle, saç kurutma makinesinde kurutmaya çalışanlar da var falan. Yanlış. Saç kurutma makinesi sıcak da üflese yanlış. Siz o deri altı damarlarını hareketlendirmeniz gerekiyor. En basiti bir tutam samal alın. Komple anne iş etmiyorsa, yalamıyorsa siz kan hareketlerini hızlandırmanız gerekiyor. Bu çok çok önemlidir. Şimdi şu yaklaşım çok önemli. Onu da söyleyeyim. Anne karnı, yavru, anne karnında tamamen steril bir ortamda yaşıyor. Tamamen steril. Ama dış dünyamız kontamine bir dünya. Mikrop cennetidir. Evet. Şimdi tamamen steril bir ortamdan mikroplu bir ortama doğduğu zaman ve ele altlık kirliyse ki kışın şu anda çok daha büyük sıkıntılar yaşayacağız. Kış sezonunda. Burada eğer ki altlıklı zemin varsa ve altlık yetersizse, ıslaksa şunu düşünün. Şimdi ben hep o örneği vermişimdir de burada tekrarlamakta zarar görmem. Ortam burada bir 10-10 metrede bir alanımız var. Hı hı. Burada da 8-10 tane, 8-10 kişiyiz. Tuvaletimiz burada, banyo burada, mutfak burada, yemek yediğimiz yerler burada, yatak odası burada. Biz burada şimdi bir hafta yaşasak, affedersin, pislik içinde gezeriz. Evet. Şimdi hayvan doğuruyor. Doğururken doğum suları akıtıyor. Doğum suları amniyon sıvısı dediğimiz bir sıvı. Tamamen içi protein içerikli, protein kaynağı var onun için. Kan da akıtıyor. Şimdi altlıklı bir zemin olduğu zaman ve temizlenmemiş ve kontrol altında olmayan kirli bir ortam ise hayvan oraya doğurdu. Göbeğe ilk önce iki yerden mikrop kapabiliyor yavru. Bir ağızdan, iki göbekten. Hiç olmazsa doğar doğmaz yakalayabilirsek mümkün olduğu kadar erken göbeğine mutlaka tentridiyot sıkmak zorundayız. Çünkü bazen oradan giren mikrop kana karıştığı zaman septisemi dediğimiz kan zehirlenmesi yaşayabiliyor ve daha birinci, ikinci günde kuzumuz ölüyor. Oradan bir gol yemememiz gerekiyor. İkinci gol yiyebileceğimiz yer ağız. Ağızdan nasıl yiyecek? Şöyle yiyecek. O pisliğin içinde koyun yatıp istirahat etmeyecek mi? Edecek. Memesi kirlenmeyecek mi yattığı zaman? Kirlenecek. Sonra o kuzu meme uçlarını ağzına aldığı zaman o mikrobu almayacak mı? Alacak. Bitti. Sizin kuzunuz geçmiş gene olsun. Öldü. Gene öldü. Şimdi ilk kuzumuz doğurdu. Doğurur doğurmaz. Galiba hızlı gidiyor zamanımız. Evet, sorularımız da geliyor. İzleyenler de sormayacak mısın diyor. Soracağım efendim. Konu bütün ikinci, hocam ikinci anlatsın. İkinci bölümde soracağız ama ben de hızlanayım biraz. Biraz sorulara da cevap vermek adına. Şimdi biz mümkün olduğu kadar doğum padokları yapmamız gerekiyor. Nasıl bir şey? Kuzu daha doğar doğmaz eğer ki ortak bir alandaysa doğurduğu kuzu, hemen kuzuyu ıslak ıslak da olsa hemen annesinle beraber ya da kuzuları alıyoruz ve doğum padoklarına koyuyoruz. Ha
1,5'a 2 metrelik bir padok olabilir. Bunu şu şekilde de yapabilir. Normal paletler var. Paletlerle de bağlayabilir. Delme çatma da yapabilir. Çabuk parçalanabilecek, bozulabilecek bir yapıda tahtalarla da şey yapabilir. Şu şekilde üçgen şeklinde yapanlar da var. Bu tarafını kapatıp da sürekli içine doğuranlar içine ne kadar 3-4 gün, 5 gün oradaki padoklarda kalmasını tavsiye ediyoruz. Neden? Çok neden var. Bir, çoban çok daha güzel takip edebilir. Kuzu aç mı tok mu takip edebilir. İlk ağız sütünü alıp almadığını takip etmek zorunda. Anne de süt var mı yok mu takip etmek zorunda. Bir bakıyorsunuz ikiz doğurmuş. Çok güzel. Kuzular sağlıklı. Meme bir tanesi kör. Şimdi ne olacak? Yetmeyecek zaten. Bu defa iki kuzu da hayati tehlikeye yaşamaya başlıyor. Ya onu fark edecek. O kafese aldığı zaman yetiştirici çoban arkadaş onun memesini kontrol edecek. Süt var yok. Süt yeteri kadar ağız sütü var yok. Onları kontrol edecek. Kuzular emiyor emmiyor. Ayaklandı ayaklanmadı. Bunlar çok çok önemli. Anne kabul etti etmedi. Tabii canım anne biz anneleri de kötü anne iyi anne onları hepsini zaten tabii programlıyoruz. Onları da anlatacağım. İnşallah zamanım yetecek artık. Biraz stres yapmaya başlıyorum ben. Çünkü bana zaman yetmiyor normalde. Evet. Şimdi bunu şöyle bir şey söyleyeyim. Çok az emiyor ilk günlük kuzu. Çünkü yeteri kadar şeyi yok. Zaten gücü ve enerjisi yok. Bir gün içinde Abdullah Beyciğim tam 20 kereye kadar hatta 25 kereye kadar süt emer kuzu. Gider bir iki şeyler çeker memesinden annenin. Sonra bu sadece doyumluk değil. Kendini güvende hissediyor yavru. Korkuyor, her şeyden korkuyor. Ne oluyor? Ben neredeydim? Nereye geldim? Girdim. Ben tek bir güvence kaynağım var. O da annem diyor ve annenin orada can suyu var memelerinde. Onlardan 3-5 emecek. Aç olmasa da tok olsa bile 1-2'li emiyor. Zaten anne onu kontrol ediyor. Çok fazla emmek istediği zaman da şöyle bir yürüyüveriyor. Kuzu bırakıyor ağzındaki memeyi. Belli bir yarım saat geçtikten sonra kuzu bir daha emiyor. Bunu emip emmediğini çok güzel bir şekilde takip etmemiz lazım. Şimdi burada şu çok önemli. Ben daha hızlanmak istiyorum. Kuzularda bu şeyleri anlattıktan sonra yaklaşım ve stratejiyi çok güzel bir şekilde belirlememiz gerekiyor. Şimdi neye göre kuzular çok bense ölüm ilk 15 günde bakın çok çok önemlidir. İlk 15 günlük ölümleri yaklaşık olarak kuzu ölümlerin en az %50'sidir. %45 ile %50 arası. İlk 15 gün. Ve genellikle ilk bir haftada genellikle çok fazla kuzu ölüyor. Ölüm sebeplerini ben size sayacağım. Ona göre zaten sorular gelirse bazı soruları da ondan sonra ben biraz daha açarım. Ölüm sebebi. Zayıf doğan kuzu. Mesela biz sürekli etçil hayvanlarda ortalama 3,5 kilonun altına düşmemesini istiyoruz. Bu etçil değil, diğer hayvanlar için de geçerli. Ne kadar iri doğarsa kuzu o kadar vitalite dediğimiz yaşama gücü o kadar yüksek oluyor. Tek doğan kuzu bir bakıyorsun maşallah tek doğdu annesinden de yemiyor çok hızlı gelişti. Hı hı. İkiz doğdu biraz daha yavaş gelişiyor. 300 ya da 400'ler olduğu zaman biraz onlar daha yaşama şansı daha da az oluyor. Gelişmeleri çok çok daha yavaş olabiliyor. Şimdi burada risk şeyini çok minimize etmemiz lazım. Ölüm sebeplerinden bir tanesi açlık. Onu az önce söyledim. Bir tanesi kalitesiz ağız kolostrum. Yani ağız sütü çok çok önemlidir. Zaten hayvanın aldığı ilk silah ağız sütüdür. Anneyi güzel hazırlarsanız, anneyi güzel beslerseniz, anneyi önceden yaptığınız aşı programlarıyla doğru bir şekilde hazırladıysanız yavrusuna doğru bir şekilde ağız sütü aktarımı yapacak. Yani annenin bağışık olduğu tüm unsurlar yavrusuna aktarabilirsiniz. İlk 15 gün kuzunun bağışıklık sistemi çalışmıyor arkadaşlar. Çalışmıyor. Şöyle çalışmıyor. Siz ne alırsa ilk 15 gün anneden pasif transfer dediğimiz yani ağız sütüyle yavrusuna hazır silahlar veriyoruz. Ne zamana kadar? 15 güne kadar bu silahlar onu koruyacak.
15 gün sonra artık yetiştirici, çoban ve veteriner hekim arkadaşlar devreye giriyor. O zaman aşı programları başlıyor hayvanlara yavaş yavaş. Çünkü o aşıları artık kendi bağışıklık sistemi biz hızlandırmamız gerekiyor. Özellikle şimdi kış sezonu geliyor. Anne yeteri kadar, vatandaş fark edemezse, anne yeteri kadar da ilgilenmezse ıslak kuzu soğuk havada doğurduğu zaman hipotermi dediğimiz vücut soğuması çok çok etkilidir. Yani normal ben burada hep dereceleri söylüyorum. Bir bakıyorsunuz kuzu 36 derece, 35 derece. Ona bu üşümüş biraz, ben buna bir iğne yapayım ya da ağzına ilaç vereyim. Fayda etmez. Onu acilen siz 38-39 derecelere çıkarmazsanız vücut ısısına o kuzu ölecek. Çünkü ilk önce emme refleksi gidiyor. Emme işi bittiği zaman kuzu zaten ölüme mahkumdur. Bazen doğru bir şekilde sondayla besleniyor ama sondayla da beslenseniz fark etmez. Öncelikle o kuzuyu siz bütün metabolik faaliyetler, enzimatik faaliyetler belli bir ısıdan sonra 38 derecenin üstünden sonra başlıyor çalışmaya. O zaman şey yapmamız lazım. Çok zor doğum olduğu zaman da kuzular çok büyük bir sıkıntı yaşayabiliyor. Mesela iri bir doğum oldu. Toklu ilk doğumu tek şeyimiz var. Onu çok hırpaladığınız zaman o ağrılarından, hırpalanmadan dolayı yavrular yaşayamayabiliyor. Şimdi burada ben bir istatistik okumuştum geçen şeyde. Onları kısaca söyleyeyim ve benim zaten zamanım da galiba evet, bu son iki şeyde dakikaya evet geldik. İki dakikaya geldik. Kuzu ölümlerin genellikle %30'luk kısmı, yani kuzu öldükten sonra %30'luk kısmı, hı hı, genellikle, yani hangisi öldüyse genellikle ölü doğum çok önemlidir. %10'u sadece hastalıktandır. Bakın ne kadar az. Yani kuzu kaç tane, 10 tane kuzu öldüyse sadece bir tanesi hastalıktan ölmüştür. 3 tanesi normal güç doğumdan ölmüştür. Genellikle geri kalan 3 tane, 4 tanesi çok zor doğum, zayıf kuzu olmasından dolayı %5'i sadece, yani yarım kuzu gibi %5'i sadece genetik. Burada anne faktörü çok çok önemli. İkizlik, üçüzlük oranları çok yüksek olduğu zaman da vitalitesi düşmüş oluyor. Daha çok söyleyecek şey var ama açıkçası şimdi reklamlara doğru gireceğiz. Evet, evet, reklamlarımıza girelim. Ondan sonra ben yetiştiricilere sorularla edeceğiz. Birlikte eğer ki konuyla biraz alakaları, hı-hı, varsa orada benim daha söylemek istediklerim biraz daha orada da evet, ekleme imkanım olur. Efendim, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Sizler çaylarınızı tazeleye durun. Sizlerden gelen soruları ben de hocama yönelteceğim. Programımızın kalan kısmında sorularınızı iletmiş olacağım. Kısa bir ara diyoruz. Küçükbaş Hayvancılık'ta kaliteli damızlığın adresi İrem Agro Hayvancılığın sunduğu Erol Arslan'la Küçükbaş Sağlığı devam edecek. Küçükbaş Hayvancılık'ta kaliteli damızlığın adresi İrem Agro Hayvancılığın sunduğu Erol Arslan'la Küçükbaş Sağlığı devam ediyor. Efendim, reklamlar sonrası programımızda kaldığımız yerden sizlerle beraberiz. Hocam, yağmur gibi sorular var. Eyvah, eyvah. Vallahi bu süreç içerisinde kısa ve net bir şekilde sizden ricam olsun. Sık sık. Hepsine azar cevap yapalım. Vermeye çalışalım. Evet. Efendim, başlayalım o zaman. Başlayalım. Aynen. Seri bir şekilde başlayalım. Çünkü gerçekten bakalım yetiştirebildiğimiz kadarıyla yetiştirelim. İyi akşamlar demişler. Tokat'tan hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş izleyicimiz. Yarı kapalı, önünde 5 veya 6 dönüm bir tarla var demiş. Hangi koyun beslemek daha güzel olur? Merinos mu yoksa Île de France mı? Teşekkür ederim. Kapalıya uygun koyun cinsi, ikizliği yüksek çeşitleri rica ederim demiş. İkisi de müsait. Hangisini bulursan ikisini de yapabilirsin. Yeter ki doğru bir şekilde yap. Şu ana kadar bizim anlattıklarımız sistemlere oturtabilirseniz iki ırk da size çok güzel ekmek verir yani. Ben şu anda birçok işletmede Merinos'ta bakıyorum, Île de France'ta bakıyorum. Hangisi daha iyi, hangisi daha kötü diye bir kavram yok. Ben hep söylerim, kötü
hayvan yok, kötü çoban var, kötü bakıcı var. Evet, devam edelim. Erol Bey'e de Tokat'a da selamlar efendim. Bir izleyicimiz daha yazmış ama kendisi isim vermemiş, bölgeyi de vermemiş. Hocam demiş, bizim sürüde kuzularda çiçek oldu. Eyvah. Aşı yaptık. Koyunlar gebe, bir sorun olur mu? Şimdi atlattı koyunlar diye belirtmiş. Şimdi o duruma kadar varmaması gerekiyordu. Büyük geçmiş olsun arkadaşa. Çünkü çiçek çok pis, nalet bir hastalıktır. Zayiatı çok yüksek. Ve ben hiç kimse, düşmanımın dahi böyle bir müsibet, böyle bir felaket dilemem. Allah yaşatmaz. Evet. O duruma kadar varmaması gerekiyor. Yani arkadaşlar, senede bir kere yapılan bir aşı. Hı. Veba, çiçek. Brucella doğru bir şekilde yapıldığı zaman, tokluyken yaptığınız zaman 4-5 sene götürüyor. Senede bir kere yapılan aşı siz koç katımından önce yapmış olmanız gerekiyor idi. Ha, şu anda yaptınız, atlattı. Ne kadarlık gebeler, çok sert bir aşıdır. Yavru attırma özelliği var ama şu anda o durumda, eğer ki hastalık geldiyse işletmeye, zaten yavruya mavruya bakmayacaksın, yoksa sürü tamamı gider. Yani atlatabildiyse geçmiş olsun diyeyim ama tekrar söylüyorum, o duruma kadar düşmemesi gerekiyor. Önceden tedbirlerinizi alacaksınız ki biz bunu yapıyoruz sizinle burada. Nasıl hastalandırmaması gerektiğini. Bende çiçek çıktı olayı ben çok üzücü buluyorum. Yani evet, olmaması gerekiyor. Siz tedbirini önceden alacaksınız. Efendim, şimdi Elazığ'a gidiyoruz hocam. Hüseyin Bey yazmışlar. Programınızda koyunların 35 gün içerisinde koça geldiğini söylediniz. Ama biz koçlarımızı 3 aydır bıraktığımız halde halen çoğu koyun koça gelmedi. Sürekli döndürmelerinin nedeni nedir? Bütün aşılarımız da tamam demiş Hüseyin, evet. Hüseyin Bey Elazığ'dan. Bazı sorularım olacak bu arkadaş. Hüseyin Bey mi dediniz? Hüseyin Bey. Evet. Yalnız burada seri hatalar var. Arkadaşım, tarlan hazır olmadan sen sürüyü, koç katmışsın bir. Yani sık sık hayvanlar koça geliyorsa ama sen bu hayvanlar hamile kalmıyorsa da hiç koça gelmiyorsa, orada demek ki koyunların doğru bir şekilde hazırlanamadı gebelik sürecine. Şöyle bir şey söyleyeyim, ya da çiftleşme sürecine diyeyim. Hayvanlarda bir kere sütten kesilmiş olması lazım. Bir, belli bir kondisyona yaklaştırmanız gerekiyor. Diyorum ya, 5 çok zayıf, 1 çok zayıf, 5 çok aşırı şişman. Sizin koyunlarınız 3-3,5 arasına birazcık ambarın kapısını koç katımından önce açmanız gerekiyor. Bazı vitamin, mineraller rasyonuna katmanız gerekiyor. Ve en önemli şey koç miktarının doğru olması. 20 ya da çok tecrübeli koçlarınız varsa 25'e 1. Ama ben ideal koç katımı 20'ye 1. Şöyle, 17 gün içinde bu hayvanlar mutlaka kızgınlık belirtisi göstermek zorunda. Gösterir. Ama hayvanınız hazır değilse yeni bir gebelik için kendini kasar. Ya da koç aşık olur. Bir günde 5 istihak var demiştim ya. Gider aynı koyuna aşık olur. 5 tane çiftleşmeyi de aynı koyuna yaparsa diğer kızgınlık belirtisi gösteren koyunlara da o koç bakmaz. Atlamaz. Yani burada doğru bir organizasyon yapılması lazım. Hele şimdi Temmuz'dan sonra Ağustos, Eylül, Ekim, şu anda bu aylarda zaten çiftleşme. Dün ben bir işletmede gebelik muayenesi yaptım dün. Yaklaşık olarak 190 kusur tane, 10 tane hayvanı boş çıktı arkadaşın sadece. 190 hayvandan hepsi de hemen hemen aynı zaman içinde, büyük olasılıkla 20-25 gün içinde doğuracak bütün sürüsü. Yani sürüyü ne yaptı? Doğru hazırladı. Koçları hatta şu şekilde de yapabilirdi arkadaş, Hüseyin kardeşim. Önlüklü koçlar, yani onların libidosunu arttırmak için. Hı hı. Böyle bazı koçların önüne önlük katarsınız, sürünün içine salarsınız. Koç atlamaya ister, sürekli gezer aralarında, atladığı zaman istese de aşamaz. Ve bu arada bu onlara biz halk diliyle yetiştirici bir tane çobanım vardı. Bu azdırıcı koç hocam diyor, azdırıcı koç. Azdırıcı koç. Evet. O psikolojik olarak hayvanları çiftleşmeye hazırlamaya başlıyor. Bu 4-5 gün o koç
tarama koçu dediğimiz koç içeride sürünün içine kaldığı zaman sonra çıkarırsınız. Gerçek koçları doğru miktarda koçu kattığınız zaman ben açık söyleyeyim 35 gün içinde %90'ın altında gebelik kesinlikle elde etmezsiniz. Evet, Elazığ'a buradan selamlar efendim. Nereye gidiyoruz? Manisa'ya gidiyoruz. İyi yayınlar hocam demiş Adem Bey. Konuyla ilgili değil ama koyun incir yedi, o da dokundu. Kalsiyum, nervit ve mide çalıştırıcı yaptık yemle birlikte. Karnı şiş, ne yapmalıyım demiş Manisa Demirci Rahmanlar Mahallesi'nden Adem Dönmez Bey. Adem Bey, incir yedi, büyük olasılıkla herhalde dökülen incirleri yediler. Fazla yediği zaman da tatlı geliyor. Bunlar midede ekşime yapıyor. Asidoz dediğimiz bir olay bu. Tedavi doğru bir şekilde. Kalsiyum eksikliği yok burada. Burada kalsiyum vermeniz hayvanın çok bir artısı yok. Asıl yapmanız gereken şey midedeki asiti almanız. En basit asit alma yöntemi bildiğiniz toz karbonat. Karbonat vereceksiniz. Normalde ilk olduğu zaman da 24 saat kesinlikle su içirmeyeceksiniz. Karbonatı verip de mide asitlerini nötrleştirmeniz gerekiyor. Onları yaptıktan sonra zaten ondan sonra işkembe gideri, düzenleyiciler, işkembe tozları, pakmayalar verilebiliyor. Ama şu anda birazcık kendi kafanıza göre bir tedavi yapmış herhalde arkadaş. Biraz daha profesyonel destek alsın. Çok ilerlediği zaman da ikinci, üçüncü gün bu hayvanlar ölüyor asidozdan dolayı. Oraya kadar varmaması icap ediyor. Şimdi İzmir'e gidiyoruz hocam. Faruk Gülcan Gül Beyefendi yazmışlar. İyi akşamlar, ben İzmir Menemen'den diye söylemiş Faruk Bey. Koyunların yemlerine iyi öğütülmüş yumurta kabuğu katabilir miyiz diye sormuşlar. Ve yine bir soruları daha var. Eskiden hayvan pancarları vardı daha önceki yıllarda. Bunları hayvanlara vermemizde bir sıkıntı olur mu diye sormuş. Güzel soru ikisi de. Yumurta kabuğu saf kalsiyumdur. Yalnız onu yumurtaları kabuklarını biriktirsin arkadaşlar. İşte evde hanımları pasta masta yaptığı zaman tek bir istediğim var. Yumurta kabuklarını böyle biraz ezdikten sonra fırına atın arkadaşlar. Bir güzel fırınlayın onları. Böyle yüksek ısıda. Hı hı. İçinde yumurtaların incecik bir zar var. O zar bazen biraz bekledikçe protein kökenli ve organik kökenli olduğu için şey yapar. Biraz bozulabiliyor, enfekte olabiliyor. Bazı yan etkileri olabiliyor. Ama o kabukları biriktirip de fırına atarsanız o kabuklar pişiyor, yanıyor zaten. Ondan sonra geri kalan toz ufalayıp ama şöyle söyleyeyim. Kalsiyum açığına gidermek için okey, ona bir sıkıntı yok ama bu saf kalsiyumdur. Ama hayvanın sadece kalsiyuma değil fosfora da ihtiyacı var. Yani kemik yapısı 2 oran kalsiyum varsa 1 oran da fosfor var. Yani o yüzden fosfor katkı etkisi eksikliği de olacak. Sade kalsiyum verirseniz özellikle erkek toklularda, erkek koçlara verdiğiniz zaman bu da silikatların bazen kalsiyum kristalleri oluşmasına ve idrar taşlarının oluşmasına sebebiyet verebiliyor. Ama koyunlarda verilmesinde bir sakınca yok. İyi de takviye ama belli bir zaman sonra fosfor da katmaları gerekecek. Pancar bir de. Pancarı da zaten eskiden vardı demesine gerek yok. Zaten hala var. Verebilir. Enerji oranı, şeker oranı çok yüksek. Abartmasın. Hı. Fazla verdiği zaman da az önce incir muhabbetinde olduğu gibi asidoz olabiliyor hayvanlar ve ölçülü bir şekilde rendeleyip ya da parçalayıp normal temeren dediğimiz o saman, yonca ve şeyin içine azar azar katabilirler. Eskişehir'e gidiyoruz. Eskişehir çiftelerden Murat Göney Bey yazmış. Hayırlı yayınlar Erol Hocam. Koyunlara sığır süt yemi verilir mi demişler. Verilir. Başka şansı yoksa tabii ki verilir. Ama süt yemi sığır süt yemi protein oranı biraz bir tık daha yüksek. Şöyle daha yüksek. Bizim koyunlarda %15 proteini yeterli geliyor. En fazla %16. Ama sığır süt yemlerinde %18, %20. Hatta şu anda bazı firmaların yaptıkları süt yeminde %22'lere kadar çıkabiliyor. Şunu yapsın, sığır süt yemini kullanırken örneğin
400-500 gram sığır süt yemini kullanırsa içine bir tık enerjiyle o şeyi, mesela arpa kırması ya da mısır kırması eklerse hem protein oranını biraz düşürür hem ihtiyacı olan enerji oranını da biraz arttırmış olur. Böyle daha isabetli olur. Şimdi Konya'ya gidiyoruz hocam. Ereğli'den Nuri Bey sormuşlar. Selamünaleyküm hocam. İyi yayınlar. Selamlar. Koyunlara çerezlik çekirdek kabuğu yediriyorum. Silajla karıştırıp şeker pancarı da yediriyorum. Çekirdek zararlı olur mu demiş. 600 hayvana yediriyormuş kendileri. Çekirdeğin hiçbir zararı yok. Ama pancarı ve silajı... Arkadaşlar, benim düşüncemi söyleyeceğim, yaklaşımımı söyleyeceğim. Az hayvanı yok. Ama koyunculuk çok fazla... Bunlar bakın, silaj, posa, küspeler... Bunlar inek gıdasıdır. Koyunlar mümkün olduğu kadar daha basit, daha böyle turşuvari gıdaları fazla vermeyin. Ayçiçek kabuğunda protein oranı yüksektir. Onun hiçbir zararı yok. Onda bir sıkıntı yok. Ama hatta protein oranı yüksek olduğu için fazlası faydası var. Ama silajı özellikle hamilelerde ben çok önermiyorum. Ele ufak bir küf ve büyük çapta işletme, 600 tane hayvanım var. O ekonomi geliyorsa onu kullanabilir ama çok fazla abartmayın arkadaşlar. Yani mümkün olduğu kadar doğal, yonca, ot, saman, bunları harmanlayın, patozlayın, ufak bir şekilde verin. Arpa, buğday, mısır, fazla yüklenmeyin bu tür ek gıdaları. Ben onlara çok fazla yararlı olduğunu düşünmüyorum. Verebilirsiniz ama abartmadan azar azar. Yem maliyetini düşürmek adına verebilir. Hocam Adana'ya gidiyoruz. Mehmet Emin Ardıç Beyefendi derler ki genç kuzular, erkekler özellikle birbirlerini çok eziyorlar ve atlıyorlar, üstüne herhalde, atlıyorlar. Bir dövüşüyorlar. Bununla ilgili da çözüm ne olsa gerek diye sormuşlar. Evet. Şimdi erkek ele gelişme aşamasındaki erkekler, şöyle söyleyeyim, bakın şöyle anlatayım ben arkadaşlar. Ne, isim neydi? Mehmet Emin Ardıç. Mehmet Emin Bey. Şimdi siz askere gitmiş bir insansınız ya da belli bir hapishaneye girdiniz, hep filmler seyrediyoruz ya. Ne var orada? Bir koğuş ağası var. Hemen burada her şey benden sorulur falan muhabbeti. Erkek gelişen toklularda hızlı gelişmeye başladığı zaman testisleri hormon üretmeye, erkeklik hormonlarını üretmeye başlar. O testosteron dediğimiz hormon hayvanlara acayip bir şekilde bir kör güç verir. Ve diğer hayvanlar, toplama hayvanlarda, özellikle besicilerde topladığı zaman o hayvanlar birbirine üstünlük sağlamak ister. Bu doğal bir şeydir. Bunun önüne geçme şansın, bunun ilacı koyunlarda yok, koçlarda. Ama şunu yapabilir, teknik yapar. Ya biraz daha dar bir alana fazla hareket etme fırsatı vermeyecek, alanı kısıtlayacak. Ya da o ahırı birkaç bölmeye bölecek bir şekilde. Hı hı. Çok dövüşenlere birbirinden ayıracak. Yani bazı teknikler, bakım teknikleri, ama burada niye bunlar dövüşüyor, niye birbirini eziyor? Ezerler. Onu erkek, sen şimdi evet. Koçlar şey diyorsun, büyükbaş besici arkadaşlar var, büyük danalar, koca gün hiç durmadan birbirinin üstüne atlayıp birbirini süsen ve öldürenler var. Daha geçen de bir koçlar birbirini işletmiş, ölmüş bir tanesi. Gittim otopsi yaptım, karaciğerini patlamış, direkt bir delik var bu bölmede, boynuzla vurmuş onun yan tarafına ve karaciğerini patlatmış, hiç kanamadan ölmüş. Bu tür hayvanları ya ayıracaksınız, ayrı bir yere alacaksınız ya da ayrı bakacaksınız, ama bunu ilaçla çözebileceğim bir durum değil maalesef, öyle bir ilaç şimdi yok. Şimdi Tekirdağ'a gidiyoruz hocam. Selamlar, sevgiler demiş Mehmet Ali Bey. Sarılık hastalığının aşısı var mı hocam demiş. Aşısı eğer ki parazit kökenli bir sıkıntıysa iğnesi var. Ama sarılık bir hastalık değil ki. Sarılık bir belirtidir. Ve neyin belirtisidir? Bakın ben size iki tane hastalığın belirtisini söyleyeceğim. Mesela koyunlarda çok fazla fenli yem kullandığınız zaman, uzun süre fenli yem kullandığınız zaman, fenli yemin içinde yem fabrikaları, aslında bana göre büyükbaşı için kullanılan bazı premixler var. Vitamin mineral premixleri. Bunların içinde Türkiye'de üretildiğinden de yurt dışından da gelse mesela bakır oranı her zaman çok yüksektir. Bu yüksek bakır oranı büyükbaş hayvanlar tolere edebiliyor ama mesela 10 mikrogram, 10 ppm dediğimiz bakırın
üstünde olabiliyor bazen yemler. Ama koyunlar 5 mikrogram yani 5 ppm'den fazlası koyunlarda sıkıntı yapıyor. Karaciğer de birikiyor. Karaciğer stoğu dolana kadar dolduktan sonra birdenbire taşıyor. O bakır kana karışıyor ve komple sarılık yapıyor. Al sana bir sarılık sebebi. Bakır zehirlenmesi arkadaşlar. Bunun tedavisi açıkçası olduktan sonra yok. Olmaması için. Şimdi bende sarılık var. Neden sarılık var? Ateşini ölç. Ateşi var ya da yok. Ateş olduğu zaman da mesela kan parazitleri var. 40-41 dereceye çıkıyor. Onlar da sarılık yapar. O zaman ona göre ateşin miktarı bize bakır zehirlenmesi mi yoksa kan paraziti mi? Kan paraziti ise ateşlendiyse, idrarından, CD'den kan gelmeye başladıysa, yüksek ateşte yaptıysa o zaman meslektaşlara müracaat edecekler. Bazı bölgelerde kırçan hastalığı derler. Bu mevsimde bu kan paraziti pek fazla olmaz. O genellikle ilkbahar ve yazın aylarında kenelerden, kene geldiği zaman mereye çıkan hayvanlara emme esnasında kendi hortumundan mesela hastalıklı bir hayvandan kan emdiyse kene geliyor bizim kuzularımızdan kan emerken o kan parazitinin içine, kanın içine veriyor ve sarılık oluşuyor. Bunun çaresi var, tedavisi de var, iğnesi de var. Okey, bu bir aşı değil, tedavidir. Bir çeşit kan paraziti ama şey de olmuyor. Şimdi devam edelim. Eskişehir'e gidiyoruz tekrar. Hocam iyi yayınlar. Ben Eskişehir'den Seyit Ömer Çaldemir. Koyunların ağırlığı 50-60 kilo ağırlığında. Şu an 3-4 aylık gebeler. Meraya çıkıyorlar, doymadan geliyorlar akşamları. Sizce ne vermeliyim diye sormuş. Şimdi zaten bu mevsimde bundan sonra Türkiye'de çok fazla mera beklemeyin. Şimdi Eskişehir bir tık daha şanslı diğer bölgelere göre. Oranın arazileri biraz daha geniş, yaylaları biraz daha düzgün ama bu mevsimde artık yok. Şimdi çok fazla yüklenmene gerek yok. 1-2 ay daha zamanın var. Doğumuna 1 ay kalaya kadar. Ot ağırlıklı 200-300 gram da arpa verdiğiniz zaman 300 gram arpa ezmesi verdiğiniz bile yeterlidir. Evet. Ha doğumuna bir ay kala artık mutlaka ekstra protein, sanki süt verecekmiş gibi süt yemi doğuracak hayvanlara ekstra vitamin, mineral ve enerji ve protein takviyesi yapmak zorunda. Şimdi İzmir'e gidiyoruz hocam. İyi akşamlar, İzmir'den Bayram ben demiş. Koyunların doğmasına 20 gün var. Koyunlarda uyuz var. Uyuz iğnesi yaparsak bir zararı olur mu demiş. Sıkıntı. Yani... Bir ay kalmış, ne kadar zor bir durumdasınız biliyor musunuz? Yukarıda bıyık, aşağıda sakal muhabbeti. Uyuz iğnesi mesela ivermektin grubu ilaçlar yapılıyor. Ama çok yakan bir ilaç, strese sokar. Şunu önerebilirim, bazı banyo ilaçları var. Ama banyo olarak değil de bir tık daha dar bir alana böyle sıkıştıracaksınız hayvanlar birbirini ezmeden. Sırt pompasını alacaksınız ilacı. Ve sırt pompasıyla aralarında gezerek fazla ürkütmeden ıslatacaksınız sırtlarını. O zaten banyo ilacı olduğu zaman yüzüne gözüne gitse de çok sevdi. Hayvan kendini kollar. O şekilde 2-3 günde bir, 2-3 günde bir aralarında gezip biraz sırt pompasıyla ilaçlayabilir. Bir tık faydası olur. Ama asıl tedavisini doğumlar bittikten sonra yüklenecek. Evet. Hatay'a gidiyoruz hocam. Evet. Hatay'dan Hasan Bey, merinos yetiştiricisiymiş. Sorum olmasa da programı zevkle izliyorum. Saygılarımla demişler. Bizden de saygılar. Kütahya'ya gidiyoruz hocam. Kütahya'dan Hasan Bey, hocam mümkünse koyunlarda flashing olayını da anlatabilir misiniz demişler. Şöyle yapalım, çok zamanım yok. O zaten bir programlık bir olay. Bir sonraki aşamalarda zaten flashing'i tekrar işleyeceğiz. Koç katımı tekrar işleyeceğiz. O yüzden bizi izlemeye devam etsin arkadaş. O zaman da Osmaniye'ye gidiyoruz hocam. Ökkeş Dombaloğlu yazmışlar Osmaniye düz içinden. Gebeliğin hangi ayında meme aşılarını yaptırmalıyız? İyi akşamlar demişler. Meme aşılarını özellikle hamile kaldıktan sonra benim protokollerimde normalde bir gebeliğin ikinci, üçüncü ayında rahatlı bir şekilde agalaks aşılarını yapabilirler. Bunun hiçbir zararı yok. Belli aralıklarla tekrar da yapabilirsiniz. Toksoid bir aşı, yani canlı bir aşı olmadığından dolayı rahat rahat
İstedikleri zaman da yapabilirler ama ben genellikle gebeliğin başında yapılmasını öneriyorum. Bu arada varsa tamir edebilecek bir şey, hayvan yeniden doğum sürecine girene kadar meme kendini toparlamış olma ihtimali de daha yüksek olur. Toparlama fırsatı vermiş olur. Şimdi Tekirdağ'a gidiyoruz hocam. Erol hocam merhaba, Çorlu'dan Ertan Sever ben demiş. 5 gün evvelsi koyun kuzulayamadı, öldü. Diğer koyunumuz da ölü doğurdu. Koyunlar gayet saatli ve keyifliydi. Nedendir anlayamadık demiş. Saygılarımla demiş. Ne olabilir demiş. Şimdi falcılık yapabilsem keşke. Şimdi nedenini böyle bu tür sorular. Şimdi bazı şeyler dedim ya sistem ve şeyle tamam bazı şeyler tarifle çözebilirim de. Bazı şeyleri muayene etmeden, görmeden, otopsi olmadı. Yapmadan şundan dolayı ya da bundan dolayı anca ondan sonra deriz. Ben genellikle işletmelerinde her zaman imkanım olmasa da ziyareti belli aralıklarla gidiyoruz. Belli bireysel şeyler olduğu zaman bazen arkadaşlar fotoğraf gönderirler. İç organlarında bir hasar var mı, yok mu, nedir ne değildir ondan sonra yorum yapıyoruz ama birçoğu zaman da biz kendimiz nekropsileri kendimiz yapmamızda fayda var. Kendimiz yapıyoruz. Şimdi Konya'ya gidiyoruz. Hocam Bahadır Gül yazmışlar. İyi yayınlar demişler. 4 ayda bir iç dış parazit mücadelesi koyunlarda uygun mu? Gebe koyuna zararı olur mu? Ve de bir koyunum var demiş. Koça geliyor fakat kuzulamıyor. Son 24 ayda 4 kez koça geldi belli aralıklarla demiş. Birkaç soru 24 sormuş. Ayda 24 ayda koça gelmesi çok enteresan. Yani bir kere hayvan tutmamışsa daha sık zamanlarda gelmesi gerekiyor. Mutlaka bir sıkıntısı vardır ama 24 ay boyunca boş hayvan bakmanız bir kere bana göre hata. Doğru değil. Hata. Yani 3 TL civarında ortalama günlük yemleme maliyetiniz var. 3 TL. Hı hı. 365 günde eder 1000 lira bir yılda. 1000 daha ikinci sene. Siz bu hayvana 2000 liralık yemleme yedirdiniz sadece 1 sene, 2 sene içinde ve kendini şu anda satsanız da 2000 liraya satamazsınız ki onu. Yani çok değerli bir koyun olsa hiç fark etmez. İsterse 200 kiloluk bir koyun olsun yine fark etmez. Bana koyun doğurduğu sürece bir kıymeti var. Sorunun başında bir şey daha sormuştu. 4 ayda bir iç dış parazit. Parazit olayı evet. Ve gebe hayvanlarda uygun. 4 ayda bir yapabilirsiniz. Her ayda yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Doğru bir şekilde yapmanız önemli. 4 ayda bir kere yapmanız size hiçbir faydası yok. Onu söyleyeyim. Parazit uygulaması 15 gün arayla 2 kez yapılır. İlkbahar, sonbahar da yapabilirsiniz. Sebebi şu. Şimdi siz parazit hapını ya da iğnesini yaptığınız zaman bütün var olan parazitlerin erginlerini yok ediyorsunuz, öldürüyorsunuz. Ama bütün parazitler yumurtlayarak çoğalıyor. O yüzden o yumurtalardan yenisi çıkıp bir daha yumurtlamaya fırsat bulamadan 15 gün sonra bir daha yapmanız gerekiyor. O zaman tamamen olayı bitiriyorsunuz. Belli bir ara istersen aynı uygulamayı 4 ay sonra 5 ay sonra bir daha yapın. Hiç sorun değil. Burada önemli olan doğru bir şekilde parazit mücadelesini 15 gün arayla 2 kez en az yapmanız. Gebe hayvanlara da kullanılabilir ama ileri gebe hayvanlarda mümkün olduğu kadar az önce söylediğim gibi herhangi bir toplu bir aşı, parazit mücadelesi vesaire. O zamana kadar siz o işi bitirmiş olmanız gerekiyor. Hocam Balıkesir'e gidiyoruz. İyi günler demiş. Ben Balıkesir'den yazıyorum Burak Bey. Yeni kuzulu koyunlara ne vermeli? Kuzulara süt yetmesi bakımından. Süt yetmesi yeni doğurmaya gelmeden önce zaten başlamanız gerekiyor süt yemi vermeye. Yani doğurur doğurmaz siz süt yemine geçerseniz rasyon değişikliğinden dolayı hayvan zaten strese giriyor. Ağız sütün kalitesi de düşüyor. Totalde süt verim miktarı da düşüyor. Kuzuları da aç kalıyor. O yüzden bazen doğuruyor hayvan. Hiç sütü yok hocam. Yemi verdin mi? Yok. Zaten merada güderken geldik eve gece doğurdu. Hazırlanamadı ki. Memesi de hazırlanamadı. Bir de ikiz doğurmuş. Süt indirmesi için ne yapmam lazım? En basitini ben size söyleyeyim. Birkaç gün bir yumurta sarısınla beyazınla çırpıp yarım çay bardağı pekmezle çalkalayıp içirsin. Akşam sabah bunu içirdiği zaman bir bakıyorlar süt yavaş yavaş gelmeye başladı. Bu ne demek? Yetiştirici kusuru. Doğru beslenmemekten kaynaklanıyor. Siz oraya gelene kadar sürüyü siz güdeceksiniz.
koyunlar ya da koç sizi gütmeyecek arkadaşlar. Doğumu yaklaştığında hemen ön hazırlıkları başlayacaksınız. Her zaman 2 adım, 3 adım önünü görüp de ona göre müdahalelerinizi yapacaksınız. Şimdi Antalya'ya gidiyoruz hocam. Antalya Serik'ten Ayhan Bey yazmışlar. Hocam iyi akşamlar. Doğuma 1 ay kaldı. Pastorella ile karma aşı ilk aşı olduğu için 21 günde tekrarı olduğundan 2 aşıyı aynı anda yapabilir miyiz diye sormuşlar. Sert aşı. Çok az zamanı kalmış. Bence pastorella'yı es geçsin. İlla da pastorella yapacaksa doğumdan sonra yapsın. Çünkü pastorella yani gerçekten sert bir aşı. Yapacaksa karma aşı artı ekoli aşısını beraber yapsın. O şeyden yani o anda pastorella yapmıyor. Zaten 2 kere yapma şansı da yok. Tek bir kere yapacaksınız yeterli olur. Ama pastorella illa da yapacaksınız, doğumdan sonra da yapabilirsiniz. Fethiye'ye gidiyoruz hocam. Ayhan Bey demişler ki koyunları pire bastı, ne tür bir mücadele önerir yandı, hocam demiş. Yandı. İlk önce kırkın hayvanları. Kırkacaksınız çünkü yün uzun olduğu sürece mücadele çok daha sıkıntılı ve zor oluyor bir. Pire toprağın en az 10-15 santimetre toprağın içinde yumurtalar gömüyor. Her biri ömrü boyunca birkaç 10 bin, 15 bin, 20 bin yumurta bırakabiliyor en az. Şimdi siz ortamı ilaçladığınız zaman ilaç orta ve 1 milimetrelik bir alanı ilaçlamış oluyorsunuz. Meydanda hayvan bit pire varsa onları öldürürsün. İlacın etkisi gitti. Toplağın alttan altında. yenisi geldi ve o yüzden bitmiyor. Benim tavsiyem ileriki aşamalarda parazit mücadelesini bir daha anlatacağım ama kısa keseyim. Burada öncelikle kesinlikle gündüz yapmıyorsunuz. Çok sıcak olunca havalar Fethiye'de sıcak oluyor. Gündüz yapmayacak sıcaktan dolayı ilacı sıktığınız zaman ilaç buharlaşır uçar. Ve ilaç etkisini öldürmeden şey yapar. Siz onu akşam saatlerinde de, ya da sabah ezan saatinde yapacaksınız. Öncelikle ortamı bir güzel ıslatacaksınız. Ne varsa toprağın içinde böyle kussun dışarıya çıksın. Var olan ne varsa pirelerden. Ondan sonra ilacı sıkın. İlacı hayvanları öldürdükten sonra 3-4 gün sonra en az 4-5 kez bu olayı aynı şekilde yapacaksınız. Çünkü sürekli 3-4 gün sonra yeni parazitler çıkacak yumurtalardan. Tekrar güçlenip tekrar yumurtlamaya fırsat bulamadan bir daha yapacaksınız. Şimdi devam edin. İstanbul'a gidiyoruz hocam. Ömer Bey sormuşlar. Koyunlara mısır sapı samanı verilir mi? Mısır sapı samanı verebilir. Onu kesinlikle patozladıkları sürece verebilirler. Yani şöyle bazı şeyler var. Elektrikli patozlama makineleri var. Mısır sapını patozlayabilirler. Küçük küçük olsun. Çünkü zaten dediğim gibi mısır hele büyük büyük saplar halinde koyun onu yemez. Yerse en fazla yapraklarını yer. Geri kalanı kalır. Geri kalanı da yerlerde çöp olur. Ve size eziyet olur. Ama onu parçalarsanız, patozlarsanız değerlendirilebilir. Başka şeylerle mesela otla birlikte birazcık da biraz fenliyem, arpa, buğday, mısırlarla karıştırırsınız. Çok da bereketli olur. Şimdi Malatya'ya gidiyoruz hocam. Merhaba, iyi akşamlar. İsmim Alparslan Yener demişler. Malatya'dan yazıyorum. Bizim koyunlar Ocak'ta doğurmaya başlıyor. Koyunlar yaylım zamanı ne zaman yapmamız gerekir? Ne zaman yemlemek yapılabilir diye sormuş. Şimdi Ocak'ta doğuruyor. Ne kadar zaman sürüyor? Onu yazmamış. Evet. Şimdi bazıları Ocak'ta başlıyor doğurmaya ama Mayıs'a kadar devam ediyor. Nasıl bir organizasyon yapılacak? Yani o süreci doğru organize etmeniz lazım. Koç katımı o yüzden çok önemli. Mümkün olduğu kadar bir ay içinde, bilemediğiniz 40 gün içinde doğumlarınız bitmesi gerekiyor. Bitmiyorsa ikinci dalgada gebelik muayenesiyle arkadan yani sürüyü ikiye böldüyseniz. Şimdi mera işi yeni doğuran hayvanlarda birinci aydından sonra meraya çıkarabilirler. Fazla uzak yormadan hayvanlarını. Çünkü ne kadar çok gezerse, çok yorulursa anne bu defa süt üretmemeye başlıyor. Çünkü merada zaten protein yok ki. Merada %5 protein var, 1800 kilokalori enerji var. Ama hayvanın süt üretebilmesi için %15 proteine ihtiyacı var ve 2800 kilokalori enerjiye ihtiyacı var. Bu ne demek? Meraya çıkabilir, kaba yemden tasarruf edebilirsiniz. Ama eve geldiğin zaman
mutlaka yem takviyesi ek olarak vermek zorundasınız. Hocam bu akşam da bize gelen sürenin sonuna geldik. Evet. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Değerli izleyenler, kalan soruları hocamla biz program sonrasında sizlere tekrardan cevaplayacağız. Bir başka programda İnşallah. Tekrar görüşmek dileğiyle diyeceğiz hocam. Ağzınıza sağlık. Estağfurullah. Zaman sağlık. Hızlı geçiyor. Ben de seriydim daha ama... Daha çok sorular var ama süre bu kadar işte diyelim. Biraz zaman ayırıp da arkadaşlara kısa kısa bir iki cevap verelim. Bu kadar zahmet etmişler, lütfetmişler, soru sormuşlar. Evet, program elimizden sonrası yapalım. Cevaplayalım diye rica etmiş olayım. Evet efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Sizler sıhhatli, tarlanız, hayvanınız bereketli olsun. Köyde kalın, Köy TV ile kalın, köyde hayat var. Küçükbaş hayvancılıkta kaliteli damızlığın adresi İrem Agro Hayvancılık, Erol Arslan'la Küçükbaş Sağlığı'nı sundu.